Hoş geldin oğlum. Merhaba baba. Nasılsın? İyi diyelim, iyi olalım. Seninle konuşmam gereken bir şey var. Neye dair? Muazzez. Ben ne ona ne Sait'e dair bir şey duymak istemiyorum. Baba, önce söyleyeceklerimi bir dinle istersen. Hazır Belcimi'yi fırına koymuşken sen bundan sonra doğru evine gideceksin. Ne biçim konuşuyorsun sen anne? Kızım, bak güzel güzel evine git. Ondan sonra aheste aheste çıkartırsın acısını. Ben o eve geri dönersem anne, geçmişimi arkamda bırakıp dönerim. Kinle değil. Anladın mı? Şiir gibi konuştun. Pes. Ben Muazzez'e geçmişini alıştıra alıştıra anlatacaktım ama Şahise'den birdenbire duyunca sinir krizi geçirdi. Şimdi klinikte. Bir şey demeyecek misin baba? Ne Sait ne Muazzez. Bir daha gözüme görünmesinler. Rüzgar eken fırtına biçer. Yaptıklarının bedelini ödesinler. Hale bak, rezilliğe bak. Biri hapiste, biri akıl hastanesinde. Baba, Muazzez'in bir kabahati yok. Hep Sait yüzünden. Zavallı kız. Bana onu müdafaa etme Namık. Halil'i sevmiyormuş. Biz onu zorla mı evlendirdik? Kendi isteğiyle evlendi. Hatta kızım etme, eleme, daha gençsin. Biraz düşün dedik. Hayır, seviyorum. İlla ki evleneceğim dedi. Düğün günü kalkıp Sait'le kaçtı. Sait aklına girmese böyle bir şey yapmazdı. Onu görmedin değil mi? Kim, Sait'i mi? Yok, görmedim. Ama istersen hemen öğrenirim durumu. Hayır. Herkes layık olduğunu yaşar. Muazzez nihayetinde kardeşimin kızı. Ama bundan sonra ne yüzünü görmek ne de sesini duymak istiyorum. Ben mi öğreteceğim sana işini? Önce şunun alt vidasını sıkacaksın, öyle yapacaksın o işi. Ama usta diyor ki... Başlatma lan ustana, ben ne diyorsam onu yap. Alo, Namık Bey. Kusura bakma, cepten rahatsız ediyorum ama. Dinliyorum Hayrettin. Bir sıkıntı mı var? Halil Bey burada, bir gelirseniz iyi olur. Tamam. Ben şirketteyim, geliyorum. Baba, sen istersen biraz düşün. Halil. Vay, süper kahraman. Kurtardın mı kızı? Gelsene. Ne atıyorsun sen burada? Ben sadece sana yardımcı olmaya çalışıyorum oğlum. Sus. Yediğim bütün altlardan haberim var benim. Hayatıma kara basan gibi çöktüm. Muazzez'e, kardeşime, karıma, babama, iş yerime, her şeye sardım. Sırf bana zarar vermek için o Feyyaz ile işbirliği yaptım. Vay be. Ben neymişim de haberim yokmuş. Ben sana ne yaptım ha? Ne yaptım sana? Dostluktan öte ne yaptım? Neden bana zarar vermeye çalışıyorsun? Senin aklına bir şey gelmiyorsa... benim de aklıma bir şey gelmiyor Namık. Bana bak Halil. Benden, ailemden, işimden uzak duracaksın. Anladın mı? Yoksa bununla kalmam, mahvederim seni. Bunu bil. Çocuklar hazırlayınca yollarız malları. Bir daha gelmene gerek yok. Hadi yürü.